Hoş geldiniz. Burada anlatılanlar yatırım tavsiyesi değildir. Kimseyi al ya da sat demiyoruz. Kârınızdan da zararınızdan da sorumlusunuz. İstiyorsanız abone olup videoyu da beğenebilirsiniz. Teşekkür ediyorum şimdi. Burada Shiba üzerine gerçekleşmiş bakın. Shiba ünü beklenen duyuruyu yaptı. Beklenen ralli nihayet gelecek mi? Adı altındaki haber üzerinden. Tabi konuyu başka bir noktaya bağlayacağız. Ve genel itibariyle ne yapacağız? Piyasada alınabilecek altcoin'lerden bahsedeceğiz. Ve bunların neden alınabilir olduğu üzerine duracağız. Şimdi önceki videolarda biliyorsunuz zaten bu konunun üzerinde durduk. Yani burada bir cüzdan özelliğinden bahsediliyor. Şimdi mesela videonun ana konusu olan Shiba alınabilir bir kripto para mıdır neden? Alınabilir bir kripto paradır çünkü... Bu sezon için düşündüğümüzde katalizör sayısı fazladır. Şimdi her şeyi bir kenara bıraktık. Ortada bir bakış açısı var. Yani ortada bir beklenti var. Tabii ki asıl olan uzun vadedeki her zaman varoluş olacaktır. Ama Shiba'nın bununla alakalı çok güçlü girişimleri olsa da uzun vadede ne kadar başarılı olacağını bilmiyoruz. Bizim bildiğimiz şey şu. Girişim var. Dolayısıyla FOMO olacak. Dolayısıyla... Katalizör çalışacak. Ee, bizim bildiğimiz şeyler bunlar. 2025'te gelecek manuel yakımı bir e, düşündüğümüzde, Shibarium'un ana vizyonunun ne kadar yüksek ve Vitalik Buterin'in bugün her şey geçtim, e, en çok üzerinde durmaya çalıştığı e, durumla alakalı biliyorsunuz. Vitalik Buterin bundan bahsetmiştir ve Shiba bunu gerçekleştiriyor. Dolayısıyla bu sezon çok çalışacaktır. NFT'ler, Metaverse'ler çok gelişiktir. Aynı anda şu an Shiba bir soğuk cüzdan çıkardı ki kesinlikle söyleyebilirim. Şu an soğuk cüzdanlar e, ilerleyen yılların muhakkak baş teknolojisi olacak. Kesinlikle baş teknolojisi olacak. Ve e, çok iyi bir noktaya gelmeye de müsait. Elon Musk da biliyorsunuz ki Elon Musk'la alakalı tekrar altını çiziyorum. E, Elon Musk bu sezon coin'de gümbür gümbür geliyor. Shiba'yı resmen uçuracak en son CEO meselesinde bunu değerlendirdik. Aynı anda Elon da soğuk cüzdanın kullanımını tavsiye etmektedir. Ki aslında en doğrusu da budur. Shiba şu an bunun üzerinde duruyor. Tarih 29 Mayıs. Dolayısıyla evet bu sezon coin yatırımı mantıklı bir şekilde durmaktadır. Sebepleri neler? Dediğim gibi bunlar Dolayısıyla bir FOMO oluşumu ihtimali çok yüksek. Aynı anda e, kripto paradaki potansiyel yükseliş ihtimali de fazladır. Çok daha fazla bunun sebebi vardır. E, bunu yüzeysel bir şekilde anlattık ve e, geçtik diyelim. Aslında durum e, bu şekilde. Şimdi bundan iki önceki videoda aslında şeyden bahsettik. Ne o? Pardon bir önceki videoda alınabilecek kripto paralardan bahsettik. Şimdi burada da bunun üzerinden devam ediyoruz. Ee, önceki videoyu çok fazla katıp karıştırmayacağım. E, girip izleyebilirsiniz. Kaldığımız yerden e, devam edeceğiz sebepler üzerine. Şimdi bakın daima yani mesela dayı gibi stable coin'lerde durmanın anlamı olmayacaktır. E, stable coin kullanımı varsa Tether üzerinde, USDT üzerinde durmak mantıklı olacaktır. Tamam mı? Ee, bir diğeri Chainlink projesi bak. Chainlink çok iyi bir projedir. Vandepop'un favori projesidir. Ya ben de artık videolarda biraz daha e, bu konuyla, bu tutumla alakalı agresif olmaya çalışıyorum. Çünkü yatırımcı böyle o kadar saçma sapan şeylere yöneliyor. Ve gerçekten yükselişe o kadar az kaldı ki ucundan kaybedecek çok insan var gibi hissediyorum. Gerek yok. Link... Gerçekten de iyi bir projedir. Yaklaşık bir senedir akümülasyon yapan bir link var. Ee, güçlü bir yükseliş sezonu bekliyorum. Büyük ihtimalle ilk hareketçi olacak. Ee, uni, bu arada link de uni de bak bunların ikisi de... ...Ethereum balinaları çok fazla alım yaparlar. Zaten Shiba, ilk başta konuştuğumuz Shiba... E, ...videonun ana konusu dahilinde... ...Ethereum balinalarının en çok tuttuğu altcoin olduğunu... E, ...hemen hemen herkes biliyordur zaten... YUNI şu an alımını ben çok fazla e, önermiyorum. Sonuçta bir e, DEX yapısıdır. Asla demiyorum ama daha iyi tercihler var. Şu an DEX yapıları e, sıkıntı doğuruyor. Atom yatırım yapılabilir. Kozmos e, uyum ve ölçeklenebilirlik konusunda çok 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 gelişmiş bir projedir. Ve boğa sezonlarında kesinlikle bu tarz blockchain yapıları çok çalışır. Atomda büyük yükselişler olacağı kanaatindeyim. E, portföylerde bulunulabilir. E, Monero özellikle gizlilik e, Konusunda şu an piyasada En büyük ikinci çıkış bekleniyor Gizlilik odaklı altcoinlerde e, Katılıyorum biraz radikal Bir şeydir yani e, radikaldir Fakat XMR alınabilir Ben bu sezon iyi yerlere geleceğini Düşünüyorum piyasanın tamamı şu an Gizlilik odağı üzerine Konumlanmış durum, e, durumda Bak her bir tanesini değerlendirmiyorum Farkındaysanız her bir tanesini değerlendirecek olsak işimiz var. Piyasada 25 bin tane altcoin var. Hepsine yatırım yapmak lazım gelir. E, Stellar XLM <laughs> çok iyidir. Ripple'ın e, doğrudan alternatifidir ve hem XRP önceki videoda da belirttiğim hem de XLM gerçekten iyi noktalara erişim konusunda e, büyük bir umut vaat etmektedir. TUSD bak bundan e, çok hiç hoşuma gitmiyor. Binance bunu hypeladı durdu böyle. Pampladı durdu tamam mı şey yaptı. Fiyat anlamında bir pipe, pump ya da hype'dan bahsetmiyoruz. Filcoin e, beğenirim iyi yerlere gelebilir. Son zamanlarda Gary Gensler buna sec başkanı kafaya taktı. İşte şey falan dedi biliyorsunuzdur siz de illaki e, konuyla aşinasınızdır. bir Bunun da kayıt dışı bir menkul kıymet olduğunu falan söyledi tamam mı. E, veri depolama projesidir iyi bir projedir diyor, Liquid Staking türevidir. Çok kaliteli bir projedir. İlerleyen yıllarda benim bu sezon büyük yükseliş beklediğim bir projedir. APT uzun vadede hiç beğenmediğim, enflasyona çok yatkın bir kripto para ve blockchain yapısını ifade eder. Ama bu sezon ben büyük yükselişler yaşayacağı kanaatindeyim. İyi yerlere gelecektir. Near son zamanlarda yapay zeka içerisine girdiler. Ee, iyi bir başlangıç yaptılar. Yine e, portföylerde bulundurulabilir. Arbitrum ARB e, poligona rakip olarak ortaya çıktı. Ve şimdilik iyi bir rekabet götürüyor. Tabi e, bir matik değildir ve olamayacaktır. Ama bu sezon ARB tarafında ben büyük yükselişler seyredeceğimizi düşünüyorum. WeChain, VET, Çin kökenli bir e, kripto paradır. Bir Web3 ve yapay zeka projesidir. Her iki e, noktada da yani... Her iki katalizörü de hem bugünün hem dünün daha doğrusu dünden kasıt bir önceki sezonun şeyini barındırır gücünü barındırır o yüzden iyidir. Apecoin bakınız uzun vadede çok büyük enflasyona yatkınlığı vardır ama ben bu sezon kazandıracağını düşünüyorum. İlerleyen videolarda bunu değerlendirmeye coinleri değerlendirmeye devam edeceğiz. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Abone olup videoyu da beğenebilirsiniz. Bol kazançlar dilerim herkese. Hoşça kalın.